Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte LGS inkılap tarihinde mutlaka bir sorunun geldiği Batı Cephesi konusunu öğreneceğiz. Hedefimiz inkılap tarihinde kaç Tonguç'um? 10'da 10 hocam. Harikasın. İnşallah 10'da 10 hedefliyoruz. Geçen sene 2023 LGS'de A kitapçığındaki 8. soru Sakarya Zaferi ile alakalıydı arkadaşlar. Esasında yoruma dayalı bir soruydu. Yani bu tabloya göre hangisine ulaşılamaz diyordu ve Denizli seçeneği doğru cevaptı. Silah ve cephane bakımından Yunan ordusundan üstündür ifadesi buradaki bilgilerden ulaşılmıyordu. Ama burada bazı kelimeler vardı. Mesela taarruz ne demek Tonguç evladım benim? Saldırı. Harikasın. Taarruz, saldırı. Burada zaten Yunan ordusu taarruza geçmiştir dediği zaman sen direkt olarak bu metni anlamış oluyordun. Çünkü Sakarya Savaşı Yunan saldırısıyla başlamıştır diyor. Mesela yani Yunanlar saldırdı yazmıyor da taarruz yazıyor. Bazı kelimeler, bazı ifadeler önemli. LGS'de bu konudan mutlaka soru gelecek. Bu sene 1. İnönü'den gelebilir, 2. İnönü'den gelebilir ya da büyük taarruzdan gelebilir ama mutlaka soru bekliyoruz. Şimdi arkamıza yaslanalım. Hep beraber 1-0 öne geçtiğimiz 1. İnönü, sonrasında 2-0 yaptığımız 2. İnönü, ardından maalesef Sakarya Irmağı'nın doğusuna çekilerek 2-1 olduğumuz Kütahya-Eskişehir Savaşları, sonrasında Sakarya ve Büyük Taarruz'la ne yapıyoruz Tonguç evladım benim? Hat-trick yapıyoruz hocam. Hat-trick de diyebiliriz, evet doğru. 3 gol olunca hat-trick oluyor. 4-1 yenmiş oluyoruz ve düşmanı denize döküyoruz Tonguç evladım benim. Burada gerçekten Türk Kurtuluş Savaşı'nın en önemli cephesi. Neden? Çünkü Doğu Cephesi'nde Ermenileri yendik. Tamam, çok güzel. Ermenileri Gümrü Anlaşması'yla durdurduk ve ilk askeri başarımızı elde ettik. Güney Cephesi'nde hala Fransızlar ve Ermenilerle Kuvay-ı Milliye mücadele ediyor. Sütçü İmam, Ali Sahip Ur Savaş, Şahin Bey mücadele ediyorlar. Ama Batı Cephesi'nde elde edeceğimiz zaferler Güney Cephesi'ne kapanmasını sağlayacak. Zaten Batı Cephesi'ni kazanınca ne olacak? Kurtuluş Savaşı kazanmış olacağız. Harikasın Tonguç evladım benim. O zaman gel Yunanları nasıl denize döktük, nasıl onlara yüzmeyi öğrettik. Hadi gel dersimize başlayalım. Şimdi Tonguç evladım, burası Doğu Cephesi'ydi biliyorsun. Kazım Karabekir Ermenilerle mücadele etmişti. Burası Güney Cephesi'ydi. Burada Kuvay-ı Milliye Fransızlar ve Ermenilerle mücadele ediyor hala. Şu anda Batı Cephesi sırasında. Şimdi de Batı Cephesi'ndeyiz. Batı Cephesi ilk başta İzmir'le başlayacak. Yani İzmir'i işgal edecekler Yunanlar. Ardından da burada ta Ankara'ya kadar yaklaşacaklar. Şimdi Batı Cephesi'ndeki düşman Yunanlar. Bir kere bunu biliyoruz. Amaçları TBMM yani Ankara'yı yok etmek. Buradan geliyor Yunanlar. İzmir'den girdiler, böyle gelip Ankara'yı yok etmek istiyorlar. Dayanakları Paris Barış Konferansı ve Sevr Anlaşması. Zaten Sevr Anlaşması'na göre bu bölgeyi Yunanlara verdiler. Paris Barış Konferansı'nda da Türkler Batı Anadolu'da Rumları katlediyor diye asılsız bir haber yaydılar ve bu yüzden de burayı işgal ettiler. Aynı zamanda bizim ordumuz ilk başta Kuvay-ı Milliye, fakat sonrasında Kuvay-ı Milliye yetmeyince ne yapacağız Tonguç evladım benim? Komandolar devreye girecek. Harikasın. Komandolar yani düzenli ordumuz devreye girecek. Burada çok önemli Tonguç evladım benim. Zaten Kuvay-ı Milliye, bak Kurtuluş Savaşı başlamadan önce yani Mondros Ateşkesi'nden sonra İtilaf Devletleri işgallere başlıyor. Mondros eşittir işgaller demek. İşgallerden sonra Türk halkı zaten iki şekilde tepki gösteriyordu. Birinci tepki düzensiz askeri birlikler olan Kuvay-ı Milliye. Bir de bölgesel olarak bulunduğu bölgenin Türklüğünü ispatlamaya çalışan yararlı cemiyetler vardı. Bunlar işte protesto, miting, gösteri, genelgelerle uğraşıyorlar. Şimdi yararlı cemiyetleri Mustafa Kemal Atatürk yaptığı genelgeler sonrasında yani işte Havza Genelgesi, işte Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi sonrasında neye dönüştürecek? TBMM'ye dönüşecek. Bunların her biri ilk başta Sivas Kongresi'ne bir çatı altında toplanacak. Sonrasında da Ankara'da TBMM açılacak. Kuvay-ı Milliye'yi de Mustafa Kemal Atatürk düzenli orduya dönüştürecek. Neden? Çünkü düşmanı düzenli ordu olmadan yenmemiz birazcık zor. Yani sen bu kalemi kırabilir misin Tonguç'um? Evet hocam. Harikasın. Peki şu iki kalemi kırabilir misin? Evet hocam. Harikasın. Bak güçlüsün, iki kalemi kırabiliriz. Ama buradaki tüm kalemler bir araya gelirse bu kalemlerin hiçbirini kıramazsın. Artık bu fiziksel olarak da imkansız. Yani bunu geçen yorumlarda biri Tuna tavus kırar demiş ama o da kıramaz. Çünkü niye? Burası artık çok kalınlaşıyor. Artık fiziksel olarak birbirlerini korumaya başlıyorlar. Kırılmıyorlar. Dolayısıyla Tonguç evladım benim birlikten kuvvet doğar atasözümüz var. İşte Mustafa Kemal düzensiz bölgesel askeri birlikleri bir araya getiriyor. Düzenli ordu kuruyor ve düşmanı yenmemizi sağlayacak. Şimdi komutanlara baktığımızda ilk başta Ali Fuat Paşa var. Faizi Çakmak Ethem de önemli. Çerkez Ethem ismiyle bilinen. Bir de düzenli ordu kurulunca ilk başta İsmet İnönü gelecek. İsmet İnönü 1. İnönü ve 2. İnönü savaşlarını kazanmamızı sağlayacak. Bak hatta burada dersimizin başında gösterdiğim sayfalar. Bak 1. İnönü'de 1-0 yapıyoruz. 2. İnönü'de 2-0 yapıyoruz. Ama Kütahya-Eskişehir Savaşları'nda ne oluyor Tonguç evladım benim? Gol yiyoruz. Gol yiyoruz. Yani geri çekilmek durumunda kalıyoruz. Sonrasında bak 1. İnönü ve 2. İnönü savaşlarını İsmet İnönü kazanıyor. Ama sonradan Kütahya-Eskişehir Savaşları'nda yenilince ordunun başına Mustafa Kemal Atatürk geçecek ve diyecek ki artık ben başkomutanım ve ülkenin kurtarılması için milletle beraber topyekun mücadele ediyoruz diyecek. Ve Sakarya Zaferi, ardından da ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri diyerek büyük taarruzu başlatacak ve Yunanları denize dökeceğiz Songuç evladım benim. Şimdi o zaman ilk başta 1-0 ilk golümüze başlıyoruz. 1. İnönü'yle başlıyoruz bak. 1. İnönü Tonguç evladım benim bir savunma savaşı. Yunanlar bize saldırıyor, biz de savunmuş olacağız. Şimdi bu düzenli ordunun ilk başarısıdır. TBMM'nin yani Ankara'daki meclisimizin gücü ve otoritesi arttı. İsmet İnönü general oldu ve ilk anayasa bak Teşkilat-ı Esasiye ilk anayasa kabul edildi. Ve aynı zamanda milli bağımsızlığımızın simgesi olan bak milli bağımsızlık simgesi olan İstiklal Marşı kabul ediliyor. Burada tabii 1. İnönü Zaferi'nden sonra Londra Konferansı, Moskova Anlaşması ve Afganistan'la Dostluk Anlaşması var. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim Tonguç'um. Bunlardan sence hangileri ulusal, hangisi uluslararası deseler? Sence uluslararası olanlar hangileri Tonguç Hanım benim? Londra, Moskova, Afganistan uluslararası duruyor hocam. Harikasın, çok zekisi bak. Londra, Moskova, Afganistan bunlar başka ülkelerin isimleri, başka ülkelerin başkentleri. O zaman bunlarda ne diyeceğiz biz? Burada bir uluslararası olay var. Bunları gördüğünüz zaman bunlar uluslar arası sonuç diyeceğiz bak. Bunlar uluslararası sonuç. Bunlar ise Tonguç Hanım benim ulusal sonuç. Demek ki 1. İnönü Zaferi'nin yurt içindeki başarıları yani ulusal sonuçları düzenli ordunun ilk başarısı olması, İsmet İnönü'nün general olması, ilk anayasamızın kabul edilmesi ve İstiklal Marşı'nın kabul edilmesi. Ama Londra Konferansı ya da Moskova Anlaşması ya da Afganistan'la Dostluk Anlaşması uluslararası sonuç. Niye? Çünkü yurt dışındaki devletlerle yani İngiltere ile, Rusya ile, Afganistan'la anlaşma yapıyoruz. Şimdi burada çok önemli. Londra Konferansı'nın, Moskova Anlaşması'nın ve Afganistan Dostluk Anlaşması'nın bazı maddeleri çok değerli. Şimdi burada şu çok önemli Tonguç Elhan'ım benim. Askeri zaferler siyasi zaferleri getiriyor. Mesela biz askeri bir zafer elde ettik. Ne yaptık? 1. İnönü zaferini kazandık. Ne yaptık? Burada yazdık. 1-0 gol atmış olduk. Ardından da İtilaf Devletleri bizi Londra'ya çağırıyorlar. Amaçları Sevr Anlaşması'nı yumuşatıp kabul ettirmeye çalışmak. Amaçları Yunan ordusunun toparlanmasını sağlamak. Amaçları Türkler sadece savaşıyorlar. Masaya gelip de anlaşma yapmıyorlar gibi asılsız bir haberi dünya kamuoyuna duyurmak. Ama biz hem misak-ı milliyi yani ulusal yeminimizi tüm dünyaya duyurmak hem de Türkler savaştan başka bir şey bilmiyorlar. Masaya oturmayı bilmiyorlar dedirtmemek için İtilaf Devletleri'ne rağmen gideceğiz Londra Konferansı'na katılacağız. Tabii onlar orada ikililik çıkarmak için sadece TBMM değil. Şimdi burada Ankara'da TBMM kazandı 1. İnönü zaferini. Ama İstanbul hükümetini de çağıracaklar. İkisi birden Londra'ya gittiler. Londra'ya ikisini birden çağırmalarının sebebi ikilik çıkarmak yani. Böyle İstanbul hükümetiyle işte TBMM hükümeti kafaları karışacak falan böyle bir şeyler yaparız diye planlıyorlar ama İstanbul hükümet temsilcisi Türk milletinin gerçek temsilcisi bunlardır diyecek. Ardından da biz orada misak-ı milliyi tüm dünyaya duyurmuş olacağız. Bak ilk kez itilaf güçleri yani itilafçılar diyelim buraya itilafçılar TBMM'yi tanıdı. TBMM'yi tanımış oldu. Burada şu çok önemli Tonguç evladım benim. Sen şunu bileceksin. Londra Konferansı diplomatik bir olaydır. İlk kez İtilaf Devletleri TBMM'yi tanımıştır. Misak-ı Milli dünyaya duyurulmuştur. Moskova Anlaşması ile ise ilk kez büyük bir Avrupa devleti yani Rusya ile anlaşmış oluyoruz. Burada da çok önemli bir şey var. Bu da yine askeri başarıların siyasi başarıları getirdiğini gösteriyor. Hukuki olarak, diplomatik olarak bir anlaşma yapıyoruz. Moskova Anlaşması'ndan sonra da Rusya bize yardım edecek ve savaşı kazanma ihtimalimiz artacak. Çünkü Rusya burada Anadolu'da Türkiye'nin olmasını istiyor. Gidip de İtilaf Devletleri'nin gelmesini istemiyor. Bir de hocam Putin zaten bize hep yardım ediyor. Evladım o zaman Putin falan yok ki. Putin dönemi değil. O eski artık o zamanlar Sovyet Sosyalist Cumhuriyet var. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri var. Yani SSC var. Bolşevik Rusya var. Neyse devam edelim. Bir de Afganistan'la Dostluk Anlaşması'nda ilk defa bir Müslüman devlet bize destek veriyor. Afganlar bize gerçekten Kurtuluş Savaşı'nda çok ciddi yardım edecekler. Afgan kadınları kollarındaki bilezikleri gönderecekler. Afgan erkekleri bizim için savaşmaya gelecekler. Ve Afganistan'la dostluk anlaşması yaparak bir şekilde biz gücümüze güç katmış olacağız. Şimdi geldik 2. İnönü Zaferi'ne. 2. İnönü Zaferi'nde de biz yine kazanacağız. 2-0 yapacağız. Bu da yine bir savunma savaşı. Şimdi bizi Londra Konferansı'na çağırdılar ya. O sırada Yunanlar biraz zaman kazanıyor. Toparlanıyor yeniden saldırıyorlar bak. Onlar bize saldırıyor, biz savunma yapıyoruz. Onlar bize saldırıyor, biz savunma yapıyoruz. Savunmanın sonrası da yine kazanıyoruz. Ve artık hani buradan Yunanlar saldırmıştı. Buradan Ermeniler, buradan Fransızlar, Buradan da İtalyanlar saldırmıştı. İtalyanlar artık Anadolu'dan çekilmeye başlıyor. Niye? Ya birinci yönünü kaybettiniz, ikinci yönünü kaybettiniz. Demek ki bu adamlarla savaşılmaz diyorlar. Mustafa Kemal Atatürk İsmet İnönü'ye çok güzel bir telgraf çekiyor. Diyor ki siz orada yalnız düşmanı değil, Türk milletinin makus talihini, yani kötü şansını da yendiniz diyor. Neden biliyor musun? Şimdi bizim son dönemlerde, yani Kurtuluş Savaşı'ndan önceki dönemlerde hep şöyle bir şanssızlığımız var Osmanlı'nın son dönemlerinde. Bir savaşı kazandık ya, o savaşı kazandıktan sonra bize bir anlaşma teklif ediyorlar. Biz o anlaşmayı kabul etmeyip sonraki savaşı kaybediyorduk. Yani mesela şimdi birinci önünü kazanınca bize Londra Konferansı'nda Sevr Anlaşması'nı biraz yumuşatarak teklif ediyorlar. Biz kabul etmeyince yenilseydik mecburen kabul etmek zorunda kalacaktık artık ikinci önünü savaşından sonra. Ama birinci önünde şimdi kazandık diye artistlik yaptı ki hadi oradan Sevr'i kabul etmiyoruz deyip ikinci önünde yenilirsen Türk milletinin kötü şansı devam ediyor olacaktı. Ama birinci önünü kazanıp Londra Konferansı artistlik yapıp İkinci önüyle kazanınca artık Mustafa Kemal diyor ki oh be diyor ya, siz orada yalnız düşmanı değil Türk milletinin kötü şansını yendiniz, artık yavaş yavaş şansımız yaver gidecek diyor. İtalyanlar Anadolu'dan çekilmeye başlıyorlar ve ardından da Kütahya-Eskişehir Savaşları geliyor. Şimdi burada şöyle bir şey olacak, Kütahya-Eskişehir Savaşları'nda maalesef gol yiyoruz. 2-1 oluyor ve Sakarya Irmağı'nın doğusuna çekilmek durumunda kalıyoruz. Bak Sakarya Irmağı'nı şöyle bizim haritamızda da göstereyim. Şöyle şurası Sakarya Irmağı, tamam mı? Bunun doğusuna çekiliyoruz. Yani Kütahya'yı ve Eskişehir'i kaybediyoruz. Kütahya-Eskişehir Savaşları demek kaybettik demek. Şimdi savaşı kaybedince Mustafa Kemal Atatürk aleyhine bir kamuoyu oluşuyor. Ya Mustafa Kemal gitsin, başaramıyor, böyle olur mu, yapamayacak falan diyorlar. Hatta meclis Kayseri'ye taşınmalı mı diyorlar. Çünkü Kütahya gidiyor, Eskişehir gidiyor, Polatlı'ya kadar geliyorlar. Polatlı'da Ankara'ya 100 kilometre uzaklıkta, Ankara'nın yakında bir yer. Ankara'dan artık top sesleri duyulmaya başlıyor. Güm 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 diye top sesleri duyulmaya başlıyor. Ardından da meclistekiler diyorlar ki acaba meclisi, yani Ankara'daki meclisi Kayseri'ye mi taşıyalım? Sonrasında büyük tepkiler gelince Mustafa Kemal diyor ki beni artık başkomutan yapın, ben ordunun tüm yetkilerini alayım ve net bir şekilde artık bu savaşı kazanalım diyor. Mustafa Kemal Atatürk'e başkomutanlık yetkisi veriliyor ve Mustafa Kemal başkomutan olduktan sonra da ilk başta Sakarya'yı kazanacağız, ardından da büyük taarruzla düşmanı denize dökeceğiz. Peki nasıl oluyor bu? Şimdi Mustafa Kemal Atatürk başkomutan olduktan sonra tüm yetkiler onda artık. Tekalif-i Milliye emirleri çıkarıyor. Yani genel seferberlik emirleri çıkarıyor. Genel seferberlik ne demek Tonguç evladım benim? Herkes savaşa katılıyor. Harika söyledin. Herkes savaşa katılıyor. Erkeklerin hepsi savaşa katılıyor. Ama kadınlar nasıl savaşa katılacak? Onlar da orduya yardım ediyorlar. İnsanlar çorap veriyorlar orduya, çamaşır veriyorlar, silah veriyorlar. Ellerinde ne kadar cephane varsa onları veriyorlar. Hayvan veriyorlar. Niye? Çünkü ordunun, askerine ihtiyaçları var. Yemek yemesi lazım. Herkes malından önemli bir kesimi geri verilmek koşuluyla, yani yazılıyor böyle defterlere, tek tek yazılıyor, geri verilmek koşuluyla Türk ordusuna teslim ediyor ve ardından da artık Türk ordumuz topyekün halkıyla beraber güçlenmiş bir şekilde düşmana karşı mücadele edecek. Yani tekalif-i milliye emirleri Tonguç Elhan'ın benim genel seferberlik emiridir. Ordunun ihtiyaçları için halktan yardım toplanıyor ve topyekün mücadele başlayacak. Artık biz diyeceğiz ki milletimiz için topyekün mücadele ediyoruz. Burada Maarif Kongresi var. Türk milletinin ve Atatürk'ün eğitime verdiği önemi gösteriyor. Eğitime verilen önem. Burada savaş sırasında düşman ta şeye kadar yaklaşmış. Nedir onun adı? Polatlı, Ankara'ya kadar yaklaşmış. Top sesleri Ankara'dan bile duyuluyor. Mustafa Kemal aleyhine bir kamuoyu oluşturulmuş. Meclis Kayseri'ye taşınsın deniyor ama Mustafa Kemal Maarif, yani eğitim kongresi yapıyor. Hatta o zamanki Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Supitanrover diyor ki Sayın Paşam ne yapıyorsunuz? Düşman bize yaklaşmış. Ordumuz zor durumda, siz eğitim kongresi yapıyorsunuz, öğretmenleri toplayıp onlarla toplantı yapıyorsunuz, böyle şey olur mu diyor. Ve Mustafa Kemal Atatürk de tarihe geçen o cümleyi söylüyor. Cehaletle savaş düşmanla savaştan daha az önemli değildir ki diyor. Yani cehaletle savaş düşmanla savaş kadar önemlidir. Sen düşmanla savaşırsın ama cehaletle savaşmazsan ülken zaten elden gider diyor. Dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk hem düşmanla savaşacak hem de cehaletle savaşacak. Biz şu anda neyle savaşıyoruz Tonguç evladım benim? LGS ile savaşıyoruz. Hayır evladım, LGS ile savaşmıyoruz. Biz şu anda neyle savaşıyoruz? Cehaletle savaşıyoruz. Harikasın. Biz şu anda cehaletle savaşıyoruz. Yani cahilliğe karşı ışık gibi doğuyoruz. Diyoruz ki yeter artık. Cahillik bitsin. Bunları öğrenelim. Geçmişte yaptığımız hataları bir daha yapmayalım. Matematik, fen, Türkçe, inkılap, din, İngilizce hepsini öğrenelim ve ülkemizi geliştirelim diyoruz. Sonuçta biz şu anda cehaletle savaşıyoruz. Geldik buraya. Savunma bitiyor. Savunma bitiyor ve taarruz, yani saldırı başlıyor Tonguç evladım. Savunma bitiyor, saldırı başlıyor. Burada şunu bileceğiz. Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik unvanı ve maraşal rütbesi verilecek. Burada şunu da bilmemiz lazım. Sakarya Zaferi, hani az önce şurada demiştik ya. 1-0 yendik, 2-0 yendik. Kütahya-Eskişehir savunma geri çekildi, 2-1 oldu. Sakarya Savaşı da bir savunma savaşı. Bak bu da bir savunma savaşı. Yani son savunma savaşı. Parantez içinde son savunma savaşı. Hattı müdafaa yoktur. Satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her bir karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça vatan terk edilemez diyecek Mustafa Kemal Atatürk. Yani şunu söylüyor. Sadece biz diyor bir sınırı savunmuyoruz. Bir bölgeyi savunuyoruz. O bölgede bütün yurdumuzdur. Yurdumuzdaki son ev, son vatandaş da son kanının damlasını vermediği sürece burayı terk etmeyeceğiz diyor. Zaten İstiklal Marşı şairimiz aynı şeyi söylüyor. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak, sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. Yani yurdumuzdaki en son ev, ocak, hani ateş pişiyor o zamanlar, ocaklar var şömine gibi düşün. O ocak sönmeden bu ülke teslim edilmez diyor. Dolayısıyla da Mustafa Kemal de hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır derken topyekün mücadeleyi söyleyecek. O zaman buraya yazıyorum. Sakarya Savaşı topyekün mücadelenin çok güzel bir örneği. Topyekün mücadele. Yani hep birlikte mücadele ediyoruz. Şimdi burada şu çok önemli. Birinci İnönü'de savunma yaptık. İkinci İnönü'de savunma yaptık. Kütahya-Eskişehir'de savunma yaptık. Geri çekildik. Geri savunma diyelim buna. Sakarya'da son savunma yaptık. Ve topyekün, bu kelimeler çok önemli Tonguç Ali Adem'in, topyekün mücadele ettik. Ve şimdi büyük taarruza gideceğiz. Zaten 2023 LGS'de gelen kitapçıkta 8. soru olan, A kitapçının 8. soru, hemen şöyle bir kez daha gösteriyorum. Burada diyor ki Türk ordusu Kütahya-Eskişehir Muharebesi sonrasında Sakarya Nehri'nin doğusuna çekildi. Eyvah. Meclis Mustafa Kemal'i başkomutan olarak görevlendirdi. Güzel. Bu yetkiyle Mustafa Kemal Paşa 3 aylık süre içerisinde TBMM'nin askeri yetkilerini kullanabilecekti. Yunan kuvvetleri Ankara yönüne doğru taarruza geçti, saldırıya geçti. Yunan kuvvetleri taarruza başarılı olamayınca bulunduğu hatlarda kalmaya karar verdi. Türk ordusu karşı taarruzu başlattı. 13 Eylül'e kadar Sakarya Nehri'nin doğusuna tek Yunan askeri kalmadı. 22 gün süren Sakarya Meydan Muharebesi Türk zaferiyle sonuçlandı diyor. Şimdi Türk ordusu önce savunma sonra saldırı durumuna geçmiştir. Evet, bunu görebiliyoruz. Niye? İlk başta savunma yaptık, sonra saldırıya geçeceğiz. TBMM Mustafa Kemal Paşa olağanüstü yetkiler vermiştir. Neydi bu olağanüstü yetkilerin adı Tonguç evladım benim? Başkomutanlık yetkisi. Harikasın, başkomutanlık yetkisi. Sakarya Savaşı Yunan ordusunun saldırısıyla başlamıştır. Doğru, Yunanlar saldırdı diyor bak. Yunan ordusu saldırdı diyor burada. Ankara yönüne doğru taarruza, yani saldırıya geçti. Türk ordusu silah ve cephane bakımından Yunan ordusundan üstündür demiş. Böyle bir bilgi verilmedi. Böyle bir bilgi verilmediği için de ulaşabiliyoruz esasında bu soruya. Ama dikkatli bir şekilde bu konuyu da bilmemiz lazım. 2023 LGS sorusu. Şimdi Fransızlarla Ankara Anlaşması yapıyoruz. Yine askeri başarılar siyasi başarıları getiriyor. Biz Batı cephesinde Yunanları durduruyoruz. Güney cephesindeki Fransızlar diyor ki Le Manche de Beaucoup, yani biz bu adamlarla mücadele edemeyiz. Biz burada Sütçü İmam'ı yenemiyoruz. Biz burada Ali Sahip Ur Savaşı, Şahin Bey'i yenemiyoruz. Şimdi Türk ordusu gelirse tamamen yamuluruz, lemonşer oluruz diyorlar ve tırsıyorlar. O yüzden de hemen Ankara'ya gelip bize anlaşma yapıyorlar. Burada ilk kez itilaf bloğu dağıldı bak. İtilaf bloğu, yani İtilaf Devletleri bir bloktu ya. İşte bloğu ayrılıyor, İngiltere ve Fransa. Yani İtalyanlar zaten böyle totoş gibi geziyorlardı. Onlar geçip gittiler ama Fransızlar saldırıyorlardı. Fransızlar da gidecek. Artık burada tek başına İngilizler ve onun uşağı olan Yunanlar var. Başka kimse kalmadı. Şimdi Fransızlarla yaptığımız anlaşma ilk kez İtilaf Devletleri biz tanıdığını söyleyebiliriz burada. SSCB ile, yeni kurulan Rusya ile de, Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan'la da Kars Anlaşması yapılıyor ve böylece doğu sınırı belirlenmiş oluyor. Şimdi doğuda hatırlarsan ilk başta Gümrü Anlaşması'nı imzalatmıştı bize Kazım Karabekir. Gümrü ilk askeri başarımızdı. Sonra 1. İnönü'den sonra Moskova Anlaşması vardı. Şimdi de Kars Anlaşması'yla doğu sınırımız net bir şekilde belli oluyor. Bak, Kars Anlaşması, Ankara Anlaşması Sakarya Zaferi'nin uluslararası sonuçlarıdır. Kars Anlaşması, Ankara Anlaşması diplomatik anlaşmalardır. Askeri başarıların siyasi başarıları getirdiğini gösterir. Hukuki olarak, psikolojik olarak, sosyal olarak bizim olumlu şekilde etkiliyor bunlar Tonguç evladım benim. Şimdi geldik artık Mustafa Kemal'in o net sözü geliyor. Diyecek ki ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri. Hocam neden Akdeniz diyor? Ege'ye dökmüyor muyuz Yunanları? Çok güzel bir soru sordun. Hakikaten de biz Yunanları Akdeniz'e değil de Ege'ye döküyoruz. Niye Mustafa Kemal Atatürk ordular ilk hedefiniz Ege'dir ileri demiyor? Çünkü o zamanki dönemde Ege Akdeniz birleşik. Zaten buralarda böyle bir bütün olarak kabul ediliyor ve Akdeniz'de kurtarmış oluyoruz. Çünkü biz bunları döktüğümüz zaman İtalyanlar da geçmiş gitmiş olacak, Yunanlar da geçmiş gitmiş olacak ve böylece biz hem Ege'ye hem Akdeniz, hem de büyük deniz olan Akdeniz'i kurtarmış olacak. Bir de Yunanlara herhalde birazcık acıyor. Ege Denizi biraz soğuk, Akdeniz biraz daha sıcak ya. Hani Akdeniz'e dökün bunlara, yazıktır diyor ama adamlar altlarını yapacaklar ve koşarak kaçacaklar. Başka da şansları yok. Şimdi savaşın öncesinde bak, büyük taarruzdan önce ordu bir yıl bekliyor. Neden bekliyor? Çünkü Sakarya Zaferi'nden sonra birazcık dinlenmemiz lazım. Ordumuzu toparlamamız lazım. Bir yıl beklendi ve sonra Taarruza geçildi bak. Taarruza geçildi. Taarruz ne demek sonuç Elhanım benim? Saldırı. Harikasın. Sonra saldırıya geçiyoruz. Şimdi Yunan ordusu denize dökülüyor. Neden denize dökülüyor? Çünkü başka yer yok. Yani adamları dökebileceğimiz bir yer yok. Denize geldiler. Buradan gerçekten çok büyük zulümler yapıyor ama Yunanlar. Giderlerken, kaçarlarken gerçekten çok pislik davranıyorlar. Burada bir sürü insanı katlediyorlar, öldürüyorlar. Çocuklara, kadınlara zulmediyorlar. Yani gerçekten yaptıkları büyük bir adilik, haksızlık ama çok şükür ki ülkemizi bu Yunanlılardan kurtarmış olduk. Şimdi Yunan ordusu denize dökülüyor. 9 Eylül'de İzmir kurtuluyor ve Mudanya Ateşkesi ile 11 Ekim 1922'de artık Kurtuluş Savaşı'nın askeri kısmı, bak Kurtuluş Savaşı'nın askeri kısmı bitti. Diplomatik kısmı başladı. Diplomatik kısmı başladı. Bu ne demek Tonguç Elhanım? Yani artık biz düşmanla böyle ateş ederek savaşmayacağız da masa başına savaşacağız. Şimdi Mudanya Ateşkesi ile İstanbul ve Boğazlar, Doğu Trakya bize bırakılıyor. Yani TBMM'ye bırakılıyor. Bu da Osmanlı Devleti'nin hukuken sona erdiğini gösteriyor. Bak Osmanlı Devleti Mondros Ateşkesi ile fiilen sona ermiştir. Osmanlı Devleti Mudanya Ateşkesi ile hukuken sona ermiştir. Saltanatın kaldırılmasıyla da resmen sona erecek. Dolayısıyla artık büyük taarruza düşmanı denize döktük. Mudanya Ateşkesi'yle de Kurtuluş Savaşı'nın askeri kısmını bitirdik. Diplomatik kısmını başlattık. Burada şu çok önemli. Türk zaferi Yunanistan'da ve İngiltere'de yönetimleri etkileyecek. Yunanlar artık Venizelos falan diyecekler ki sen tam bir malsın git diyecekler. İngiltere'de yine hükümet değişikliği olacak. Zaferin uluslararası etkisi var. Yani sadece Türkiye kazanmıyor. Aynı zamanda Yunanistan ve İngiltere'de yönetim değişikliği oluyor. Şimdi savaş sırasında Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği sözleri bilmen lazım. Sakarya Savaşı'nda hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır demişti. Birinci İnönü'den, ikinci İnönü'den sonra siz orada yalnız düşmanı değil milletin makus talihini yendiniz dedi. Büyük taarruzda ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri dedi. İşte Çanakkale Zaferi'nde ben size yenmeyi değil ölmeyi emrediyorum demişti mesela. Ve hatta Mondros Ateşkesi sırasında İstanbul'dayken düşman gemilerine bakarak ne demişti? Geldikleri gibi giderler. Harikasın Tonguç'um. Gerçekten tebrik ediyorum seni. Helal olsun diyorum sana. Aferin. Gerçekten beni gururlandırdın Tonguç'um. Savaş sonrasında da tabii ki askeri dönem sona eriyor ve diplomatik kısım başlıyor. Şimdi ne olacak? Şimdi Kurtuluş Savaşı bittiği için artık biz diplomatik olarak Sevr Anlaşması'nın yerine Lozan Anlaşması'nı kabul ettirmeye çalışacağız. Esas mücadele şimdi başlıyor. Bu arada Tonguç Elhanım benim, sizler de tabii ki LGS mücadeleleriniz için gayret gösterirken çok önemli bir haber vermek istiyorum sana. Şimdi burada ödevlerimiz harici bir haber daha vereceğim. LGS dershanesinde bizim gerçekten çok değerli öğrencilerimiz var. Onlardan bazılarının isimlerinin kitapları geldi. Mesela Toprak Akyıldırım, Uras Karataş, Ubeydullah Akan, Kutlu Çınar Seçkin, Yusuf Kanmaz, Ebrar Ünlükaya, bu arkadaşlarımıza, buna benzer çok değerli arkadaşlarımız var. Bu isimlere dikkat edin arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Bunlar Türkiye dersi yapacaklar inşallah. Bizler bu arkadaşlarımıza ve diğer arkadaşlarımıza çok sıkı güveniyoruz. Beraber LGS dershanesinde onlara özel soru bankaları hazırladık. Yani eksik oldukları konulardan sorular hazırladık yaptıkları denemelerle. Çünkü koçlarımız performans takibi yapıyor. Onları kişiye özel soru bankalarıyla haftalık denemelerdeki hatalarına göre birebir özel derslerle takip edip yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu arada arkadaşlar LGS dershanemizde bu haftalık yani bu 31 Aralık'a kadar %20'lik bir indirim var. Mutlaka sizleri de LGS dershanesine bekliyoruz arkadaşlar. Burada size özel canlı derslerle, birebir özel derslerle ve kişiye özel koçların sizin performansını takip edin. Bakın burada kişiye özel kitaplar var, görüyor musunuz? Direkt soru bankası, direkt kişiye özel. Bu şekilde öğrencilerimizi hazırlıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım o zaman. Şimdiden hepinize LGS savaşında, cehaletle savaşınıza başarılar. Challenge meydan okumamızı unutmayın arkadaşlar. Ödüllü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar ödevimizi unutmayalım. Tonguç Kap'taki ödevlerimiz Süpersonik kitabımızda tez 49-58 arasında Batı Cephesi, Maarif Kongresi ve Sakarya'dan Büyük Taarruza konuları var. Dinamo kitabımızda arkadaşlar tez 42'den 49'a kadar Batı Cephesi 1, 2, 3, 4 ve Sakarya'dan Büyük Taarruza var. Ve aynı zamanda tüm dersler soru bankamızda test 12, 13, Zoru Bankası'da da test 18, 19 ödevlerimiz olacak arkadaşlar. Hadi bakalım LGS yolculuğunuzda hepinize başarılar tekrar.